Yeterince ünlü olmayan diziler serimizin yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bilenleriniz vardır bu seride gerek ülkemizde gerek de dünyada yeterince ilgi görmemiş ve az izlenmiş dizilerden biraz bahsedip sizlere öneride bulunuyorum. Bu videomuzda da yine iki dizden detaylıca bahsedeceğim. Bu videoyu şimdi yapmamdaki asıl amaç ise şu. Ben bu serinin ilk iki bölümünde toplamda 5 adet dizi önerdim ve bunların tamamı bitmiş dizilerdi. Bu sefer önereceğim ilk dizi ise bitmemiş. Aksine yeni sezonu bu ay çıkacak bir dizi. Zaten çok ünlü olmayan diziler önerdiğim için de belki bu videoyu gören birkaç kişi diziyi izler ve yeni sezona yetişir diyerek kaydı başlattım. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Sizler de bilinmediğini düşündüğünüz güzel dizileri yorumlarda önerebilirsiniz. Ülkemizde yeterince ilgi görmediğini düşündüğüm ve bu ay yeni sezonu çıkacağı için videoyu hazırlamama sebep olan dizimizin ismi Only Murders in the Building. İlk iki videodaki dizilere kıyasla daha bilindik olmasına rağmen ülkemizde yine az kişi tarafından izlenmiş bu dizinin 4. sezonu 27 Ağustos'ta çıkacak. Kısaca konusundan bahsetmek gerekirse dizi suç hikayeleri dinlemeyi seven 3 ana karakterimizin yaşadıkları apartmanda işlenen cinayetleri çözme hikayesini anlatıyor. Dizi aynı apartmanda yaşayan 4 kişinin bir asansöre binmesiyle başlıyor. Günün devamında ise asansördeki kişilerden birisi hayatını kaybediyor. Asansörde karşılaşan diğer üç karakter ise birbiriyle tanışıp bu cinayetin ardındaki gizemi çözmeye çalışıyor. Farklı sezonlarda cinayetler ve katiller değişse de asıl üçlümüz her zaman olayları çözmek ve kendi suç podcastlerini yapabilmek için mücadele veriyorlar. Dizi her ne kadar cinayetler üzerine kurulu olsa da bölümleri ortalama 25 dakikadan oluşan bir komedi dizisi. Benim izlerken çok eğlendiğim ve birçok bölümünde farklı karakterlerden şüphelendiğim dizinin şimdiye kadar 3 sezonu çıktı. Başrollerinde Amerika'da stand-up'ın öncülerinden olan Steve Martin ve onun geçmişte de birçok yapımda birlikte oynadığı Martin Short'un yanında onlara göre daha genç olan Selena Gomez yer alıyor. Ayrıca sezonlar ilerledikçe diziye Meryl Streep ve Paul Rudd gibi ünlü oyuncularda katılıyor. Çok kafa yormadan izleyebileceğiniz ve suç konulu nadir sitcomlardan birisi olan Only Murders in the Building'in özellikle ilk iki sezonunu ben çok beğendim. Üçüncü sezonun başlarında biraz sıkılsam da dördüncü sezon içinde büyük beklentilerim var. Eğer isterseniz dizinin dördüncü sezonunda da aynı The Boys'ta yaptığım gibi haftalık videolar çekebilirim. Ama dizi ülkemizde zaten çok fazla izlenmediği için benim inceleme videolarım izlenir mi bunu pek bilmiyorum. Buna sizin yorumlarınıza ve isteklerinize göre karar vereceğim. Eğer böyle bir video serisi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Cinayet ve komedi gibi iki farklı dizi türünü bir araya getiren Only Murders in the Building'den bahsettiğime göre şimdi geçiyorum. Bugün bahsedeceğim öteki diziye. Bu videoda paylaşacağım ikinci dizi ise The Artful Dodger. 1850'li yıllarda geçen bu 8 bölümlük dönem dizisi Charles Dickens'ın Oliver Twist kitabıyla da bağlantılı bir dizi. Ama merak etmeyin ben de diziyi izlemeden önce kitabı okumamıştım. Yani kitapla ilgili bilgi sahibi olmadan da rahatlıkla diziyi izleyebilirsiniz. Ana karakterimiz Jack Dawkins hapisten kaçmış bir suçlu. Ama gerçek kimliğini saklayarak doktorluk yapıyor. Daha önce denenmemiş tehlikeli tedavileri deneyen başarılı bir doktor olsa da Jack hayata kalmak için hırsızlık yapmaya mecbur kalıyor. Yaşadığı yerdeki hayata ayak uydurmuş olsa da geçmişinden onun gerçek kimliğini bilen Fagin isimli birisi gelince Jack'in düzeni bozuluyor. Dizideki diğer ana karakterimiz ise Lady Bell. Bell olayların yaşandığı yerdeki soylulardan birisi olsa da sürekli kitaplar okuyarak doktorluk yapmanın ve insanları iyileştirmenin hayalini kuran tehlikeli ameliyatları denemek isteyen genç bir kız. Dönemin şartlarına göre bir kadının doktor olup ameliyat yapamayacağını bilse de yolu ana karakterimiz Jack ile karşılaşıyor ve hikayemiz başlıyor. Dürüst olmak gerekirse ben bu dizinin ilk bölümlerini fazlasıyla klişe bulmuş ve ilk bölümlerde fazlasıyla sıkılmıştım. Ama dizi ilerledikçe hikayede klişe olmayan birkaç şey beni içine çekti ve zaten kısa bir mini dizi olduğu için de çok kısa sürede diziyi bitirdim. Dizi bir nevi geçmişte geçen soylu kız ve fakir erkek şeklindeki romantik hikayelerin hırsızlıkla, ameliyatlarla ve hastalarla geliştirilmiş bir hali gibi. Tabii dizideki Fagin karakteriyle de hikayenin aksiyon ve komedi kısmı tamamlanıyor. Dediğim gibi ilk bölümlerinde biraz sıkılarak izlesem de özellikle ikinci yarısını çok severek tamamladığım bu dizi güçlü oyuncu kadrosuna rağmen çok fazla ünlü olmamış. Baş roldeki Thomas Brody Sangster'ı Labyrinth serisinden ya da Game of Thrones'tan, David Tivoli'si ise başta Harry Potter serisi olmak üzere Enola Holmes, Wonder Woman, Justice League, Çizgili Pijamalı Çocuk gibi pek çok yapımdan tanıyor olabilirsiniz. Bizi ciddi anlamda farklı birçok türün karışımı gibi. Dönem dizisi, aynı zamanda hastane sahneleri çok iyi. Karakterimizin mecburen yaptığı soygunlar ve bunun sonucunda yaşadığı hayatta kalma mücadelesi var. Hastalıklar, dönem şartları gibi şeyler var. Gerçekten bir şans verip izlerseniz birkaç bölümün ardından diziyi bırakamayacaksınız. Hatta diziyi bitirdikten sonra birazcık internete dolaşınca diziyi izleyen birçok yabancının ikinci sezon için adeta yalvardığını fark ettim. Tabi bir mini dizi olduğu için çok yüksek ihtimalle ikinci sezonu gelmeyecek. Dediğim gibi kitapları okumadığım için bu konu hakkında çok bir şey diyemem ama... Özellikle Oliver Twist kitaplarını okuyanlarım bu diziye kendilerini daha çok kaptıracaklarına inanıyorum. Birbiriyle alakasız farklı türlerin karışımı olan iki dizi önerdiğime göre geliyoruz yeterince ünlü olmayan diziler serimizin 3. bölümünün sonuna. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizler de yorumlarda bana diziler önermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.